Evet arkadaşlar, kısa bir YouTube videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün Ramazan'ın ilk günü, ilk müşterimiz bir 4.64 9 inç bir Honda City Multimedia taktık. Size tanıtım videosunu çekelim. Şöyle baştan resetleyelim arkadaşlar. Honda açılış logosu geliyor. Hatta şu ilk jiletini çıkaralım üstünden. Şöyle açalım. Arkadaşlar cihazımız TC18 anakarta sahip. 4.64. 4 GB RAM, 64 GB ROM hafızası var. 8 çekirdekli QLED ekranlı bir cihazımız. Teması, açılış teması bu şekilde ve bu şekilde aynı tema üzerinde 2 tane bulunabiliyor. Şöyle genel olarak ben size ayarlarını açayım. Hakkında menüsünden burada TC18 bir platformu anakarta sahip. Dual core çift çekirdekli 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. Bluetooth 5 teknolojisi var. Bu cihazda ayrıca DSP ses entegresi de mevcut arkadaşlar. Başka ne özelliği var? İşte ayarları var. Burada sesli kontrol düğmelerini ayarlıyorsunuz. Burada geri görüş kamerasının ayarları var. Bu cihazda arkadaşlar hem geri görüş kamerası hem de ileri görüş kamerası montajı yapılabiliyor. Onları da göstereceğim size. Orijinal ayarlardaki kapı kilitleri, işte klima ekranı, direksiyon arkadaşlar burada sabit çalışıyor. Ses açıp kapaması, kanal atlaması, mod tuşları falan hepsi aktif olarak çalışıyor. Wi-Fi, Bluetooth bütün hepsi destekli arkadaşlar. Tema olarak baktığınızda hani çeşitli temalar var. Şöyle yapabiliriz hatta kablosuz bir bizim dükkanımıza bağlanabiliriz şu an burada. İnternete bağlandığımızda yeni güncellemeleri de bu şekilde alıyor. Bunları hani satın alıp şeyleri de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Temalarını da güncel değiştirebilirsiniz cihazın. Daha sonra Bluetooth ayarları var arkadaşlar. Şu an Bluetooth'a bir tane telefonumuz bağlı. Test için bir telefon bağladık. APK yükleyicisi, dışarıdan program yükleyebilirsiniz. Ayrıca Play Store üzerinden de yükleyebilirsiniz. Burada ekran yansıtma programı var arkadaşlar. Telefonunuzun CarPlay olmayan telefonlarda ekranınızı bu şekilde yansıtabiliyorsunuz telefona. Burada dosya yöneticisinden bütün şeylerini, cihazın içini, sağını, solunu, bütün programları görebiliyorsunuz. DSP o arkadaşlar, bu ses entegresi. Seste ayrıntılı bir sese hükmedebiliyorsunuz arkadaşlar. Equalizer'ını ayarlayabiliyorsunuz. Sağa, sola, ileri, geri bütün sesi çevirebiliyorsunuz. Şöyle varsayılan diyelim ortada. Bölge dediği gibi sesi sağdan sola, soldan sağa, frekans ayarlarını falan. Bu hani cihazda bunlara olanak sağlıyor. Burada da hani hangi kolona nasıl bir ses vermek istediğinizi, tesisat taktığınızda amfinin frekansını, bas kuvvetini, hepsini bu şekilde ileri görürse hepsini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok hani teferruatlı bir ses entegresi var üzerine. Video şu an üzerinde, içinde bir tane videosu var arkadaşlar. Şeyleri göreceksiniz. Görüntü kalitesi gerçekten çok nettir. İstediğiniz kadar bakın. LED ekran olduğu için görüntüde yansıma, parlama hiçbir şekilde yapmaz arkadaşlar. Çok kaliteli bir ekranı vardır. QLED ekran olarak geçiyor. YouTube internet üzerinden şu an bir sorun oluştu. Evet arkadaşlar, bunu da
şey var şu an. Biz bu hesap açmamız gerekiyor. Google Play'den hesap açmamız gerekiyor. Oturum aç diyor. Hayır teşekkürler. Oturum açmadan devam edelim arkadaşlar. YouTube'a basalım. YouTube. Biz şimdilik Chrome'dan devam edelim arkadaşlar. Daha sonra programın üzerinden YouTube'a tekrar giriş sağlarsınız. Hani veri yükleme hızı gerçekten yüksektir. C5. Mesela hemen bir klibini açalım. Tabii her zamanki gibi önce reklamları izleyeceğiz. Mutfak ürünlerinden giyim ve ayakkabı ve hatta elektronik ürünlere kadar binlerce üründe müthiş fırsatlar sizi bekliyor. 11-26 Mart arası kaçırılmayacak fırsatlar Amazon.com.tr'de. Telif olduğunda arkadaşlar buralarda ses kesilebilir. Video izlerken telif geldiyse ses kesilebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Anlamış, herkes anlamış. Anladım. Hani bu şekilde şeyde videosunu da izleyebilirsiniz. Kapatalım arkadaşlar. Şeye girmesin, video telife girmesin. Daha sonra başka işte çeşitli APK'ları şeylere hani üye olabiliyorsunuz. Tabi buraya da oturum açmamız gerekiyor. Şimdi burada güncel bul dersek kendimize, internet GPS bağlı olduğu için, internete de bağlı olduğu için bizi tam yerimizi bulacak. Ve buldu. Kırcaali Mahallesi. Ve bizim dükkanımız Ecuman Motorsport. Bize buradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra size şey göstereyim arkadaşlar. CarPlay uygulaması veriyorum. Bu T-Link arkadaşlar. Burada da bir CarPlay uygulaması var. Bastığınızda telefon otomatikman hani Bluetooth eşleşti. Direkt geliyor arkadaşlar. Kullandığınız programları buradan şey yapabiliyorsunuz. Telefonunuzdaki müzikleri buradan da hükmedebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde hani WhatsApp'lar, YouTube müzik, işte CarPlay'in izin verdiği bütün programları burada kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle buradan da telif yiyeceğiz abi. Burada bir çıkış olması lazım. Araba dersen araba dersek aynen çıkıyor. Aynen. Kendi müziklerinde de arkadaşlar. Kendi müziklerinde de şurada birkaç tane müziği vardı. Şurada listemiz var. Listede kesinlikle arkadaşlar takılma, donma öyle bir şeyler yapmaz. Fazla müzikleri de şey yapıp telife girmeyelim. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde bir kontağımızı açalım. Geri vitesi aldığımızda HD bir kamera ile arkadaşlar, geri vites kamerası. İleriye aldığımızda da otomatikman arabanın önünü gösteren bir kamera var arkadaşlar. 10 saniye bekler. Ondan sonra normal ana menüden. Bunu tabi siz ayarlardan, şurada tekrar göstereyim size, geri alma, arka ileri görüş saniyesine, bunu 15 de yapabilirsiniz, 20 de yapabilirsiniz. 10 saniye park etmek için yeterli. Bu şekilde biz ayarladık, siz de ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenirseniz, yorumlarınızı bırakırsanız çok memnun oluruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.